Gençler sıkılmayın, dinleyin, bana bakın. Belki diyebilirsiniz ulan ne bakacağız sana diye. Bakın ama önemli, bak çok değerli bir konu işleyeceğiz. Ve ilk meleklerin sorduğu sorguda çıkacak olanlardan bir tanesi. Önceden vereyim, kesin çıkıyor bu soru. Zişan da gelmiş de Bursalardan. Kur'an-ı Kerim'e hepimiz iman ediyoruz değil mi? Mesela diyoruz ki bu kitap Allah'ın kelamıdır. Doğru mu? Sen ilk defa mı geliyorsun? Üçten sonra aidat bağlanıyor biliyorsun. Bu kitap Allah'ın kelamı mı? Allah'ın kitabı mı yani? İnanıyor musun? Peki buna ait delilin nedir? Bu gerçekten Allah'ın kitabıysa biz de inandırır mısın? Abi şundan dolayı ben Allah'ın kelamı olduğuna inandım. Bana bir delil gösterebilir misin? Senin ismin ne? Volkan. Volkan gösterebilir misin? Peki niye inanıyorsun Volkan? Yanlış anlama. Yani bir imtihan etmek, rezil etmek için falan sormuyorum. Samimane soruyorum. Biz bizeyiz. Neden inanıyorsun o zaman ki o zaman bu Kur'an'ın hiçbir delilin yok elinde? Sen yakışıklı. Sen başka yakışıklı değil. Farkındasın işte. Hadi arkadaşlar sen olamazsın diyor. Yani. Sen inanıyor musun Kur'an'ın Allah kitabı olduğuna? Var mı delilin? Yakışıklılık para etmedi değil mi? Ne acayip bir şey. Var mı? Senin var mı? Var. Nedir? Alalım. Gel şuraya. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirildi. Ulan cuma hutbesi gibi başladı. Hadi. Ona indirildi. Peygamber Efendimiz'i tanıdığımız için ben sonuna kadar kendisine de iman ediyorum. Kitabımıza da iman ediyorum abi. Delili bu mu? Bu kanaat. Bak dikkat et. Delil soruyor. Ne? Nedir kainat? Bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna dair delil nedir canım kardeşim? Yani isim neydi? Selim. Yani şunu mu diyorsun? Ağaçlar var. Onun için bu Allah'ın kitabı. Ne diyorsun? Ne var? Bir dakika. Ne var? Ne var Selim? Sinan dur. Zaten kendin yarım biliyorsun. Bir de kopya veriyorsun. Bizimdir diyorsun. Sen Laz mısın? Bir şey bizimse onun hakkındaki bütün bildiklerimizi eğer bir şey yazıyorsak bu da bunun bir delilidir. Yani zaten Kur'an-ı Kerim kitabının kendisi başlı başına bir delildir. Ve bütün kainat Allah'ın olduğu için kimsenin kainat düzeyinde bir açıklama yapamazken kitabın yapması hem ileriye dönük hem de geçmişe dönük bu da Allah'ın kitabı olduğuna yani bu kainatın sahibine ait olduğunu bir delil olduğunu. Bir dakika için... güzel bir yer söyledin. Aç biraz o zaman. Ne demek ileriden ve geçmişten? Zaten en son buydu diyorsun. İyi de bakayım. Evet. Hakikaten enteresan değil mi Murat? Mesela Uğur abi Kur'an-ı Kerim insanlığa mesela meydan okuyor. Eğer bu beşer kelamıdır diyorsanız İşte bu ya. Bunun bir mislini getirin. Eğer bir mislini getiremiyorsanız ya cehennem diyor ya da böyle kısa bir yol var diyor. Eğer bunu inkar ediyorsanız Allah'ın kitabı olmadığını inkar ediyorsanız bu çok kısa bir yoldur inkar etmeniz. Buyurun o zaman bir mislini getirin. Davanızda haklı çıkın. Maşallah. Güzel. Bak işte bunu okuyacağız. Bu güzel bir delil. Tabii çok delil var. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna ait çok delil var ama maalesef değil mi kardeşim? Kitapla iştigal etmediğimizden dolayı, daha çok Facebook, Twitter, sosyal medyayla meşgul olduğumuzdan dolayı, daha çok fame olma çalışmalarına devam ettiğimizden dolayı, lisede kızların gözüne girebilmek çabası olduğu için Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir derdimiz olmadığından dolayı, değil mi? O yüzden de böyle şeylerle çok ilgilenmiyoruz. Ama bu soru kabirde çıkar. Hani bir gün o gencecik bir çocuğun haberini alırsınız ölmüş diye. Ben çok duyuyorum, Facebook'ta görüyorum böyle. Arkadaşım hiç yakışmadı sana gittim be. Ulan ölümün yakışanı mı var nasıl gidiyorsun? Yani? Buna çok yakıştı işte bak bu hakikaten iyiydi yani. Böyle bir şey mi var yani değil mi? Çok enteresan gencecik çocukların arkadaşları ölüyor görüyorum. Çok ilginç. Ama ne enteresan gençlik işte bir yerden sonra hiç ölmeyecekmiş gibi. Mümine sorsam değil mi? Şimdi ölecekmiş gibi hissediyorsun tahmin ediyorum. Zaten ölmüşün haberin yok senin. Evet şimdi arkadaşlar
Biraz uzun tutacağım bu dersi. Özel, yani Kur'an'la alakalı olduğu için biraz uzun tutacağız. Bakın ne diyor. Kur'an'ın icazı vardır ve mevcuttur. İcaz ne demek Ümit? Mucize demek. Yani Kur'an'ın bir mucizevi yönü vardır ve mevcuttur. Çünkü Ceziretül Arap ahalisi, yani ne demek Ceziretül Arap? Arap Yarımadası aslında. Ahalisi o asırda ekseriyeti mutlaka ile ümmi idi. Ne demek ümmi? Evet. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş olduğu coğrafyada yaşayan insanların ekserisi neymiş? Ümmi. Ümmilikleri için mefahirlerini, yani iftihar etmiş olduğu şeyleri ve vukuat-ı tarihiyelerini, tarih zamanında başına gelmiş hadiseleri ve mehasin ahlaka, yani güzel ahlaka yardımcı olacak sözlerini, yani mesela bu güzeldir, şu çirkindir, bu yanlıştır, bu değildir gibi sözlerini, durumu emsallerini, atasözlerini kitabet yerine şiir ve belagat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. Fedai, dikkat edin. Yani enteresan bir kavim. Ne yapıyorlarmış? Kitabet yerine Mehmet, şiir ve belagat. Belagat ne demek? Yerli yerinde söz söyleme sanatı. Yani muktezai hale mutabık hareket etmek. Ne demek? Hal neyi gerektiriyorsa ona göre konuşmak demek. Bu belagat. Daha çok neyle meşgullermiş? Şiir ve belagatla. Manidar bir kelam. Bakın çok böyle, hani bazen Facebook'ta yazıyorsunuz ya, işte bak bu ekmeklik paylaşım diye. Arap Yarımadası da öyleymiş o zamanlar. Yani çok dikkat ediyorlar. Mesela Twitter'dan sonra zekamız arttı değil mi? 140 kelime şey, karakterle nasıl bir ifade kullanabiliriz dedik. Değil mi kardeşim? Yani normal şartlarda içimde çok şey anlatmak ihtiyacı var ama karakter yetmiyor. Ne oldu? Bizi ne yapmaya başladı Twitter? Yani az kelimeyle çok şey anlatabilme yönünde kendimizi geliştirmeye başladık. Manidar bir kelam. Şiir ve belagat cazibesiyle eslaftan ahlafı hafızalarda kalıp gidiyordu. Yani geçmişten geleceğe ne oluyormuş? Ezberde, dikkat edin bakın, yazılı bir metin yok. Ezberden sürekli ondan ona, anneden babaya, babadan dedeye, öyle toruna kadar intikal eden bir süreç var. İşte şu ihtiyacı fıtri neticesi olarak o kavmin manevi çarşı ticaretlerinde en ziyade revaç bulan, en çok tutulan fesahat ve belagat metaidi. Ne demek? Açık ve net konuşmak. Fesahat. Yani hiçbir şekilde kelimeleri karıştırmamak. Belagat, yerli yerinde konuşmak. O zamanda en çok tutulan, en çok değer verilen şey neymiş? Buymuş. Hatta bir kabilenin beli bir edibi, yani çok belagatlı konuşan bir edebiyatçısı, konuşmacısı, dikkat edin, en büyük bir kahramanın millisi gibiydi. Yani ona çok değer veriyorlardı. Adamın hafızası çok iyi, fesahatı ve belagatı muhteşem. O Arap Yarımadası'nda en önemli şey neymiş? Bu. Peygamberimiz gelmiş miydi peygamber olarak da? Gelmemişti. Asır neydi? Asır böyle bir hadiseyle revaç bulmuş, tamamen bununla ilgileniyordu. Şiir, belagat. En ziyade onunla iftihar ediyorlardı. İşte İslamiyet'ten sonra alemi zekalarıyla idare eden o zeki kavim. Neden zeka diyor üstad? Çünkü her şeyi nerede tutuyorlar? Onun için beyin ne halde? Aktif halde. Müthiş derecede düşünüyorlar ve güzel söz söyleme işle meşguller. Yani bütün icraatları bu. Günlük hayatta bütün mevzu bunun üzerine dönüyor. Biz ne için konuya girmiştik İhsan Bekar? Konu neydi? Neyi konuşuyorduk? Tavafın farzlarını anlatıyorum ben şimdi. Dersten kopmadınız değil mi abi? Herkes derste. İşte İslamiyet'ten sonra alemi zekalarıyla idare eden o zeki kavim şu en revaçlı ve medar iftarları ve ona şiddet ihtiyaçla muhtaç olan belagatta akvam-ı alemden en ileride ve en yüksek mertebede idiler. Yani dünya üzerinde bu noktada en gelişmiş millet kimmiş? Araplar.
Bakın çok önemli. Neyde gelişmişler fedai? Fesahat ve belagatta. Neden? Çünkü kitabette gelişmemişler. Şiir ve belagatla ne yapıyorlardı? Tarihi olaylarını naklediyorlardı. Hafızalardan hafızalara. Güzel ahlaki gelişimli olan süreçleri, sözleri aktarıyorlardı. Önemliydi yani onlar için güzel söz söylemek. Çok değerliydi ve dikkat edin, kelimenin kıymetini anlayabiliyorlardı. Burası çok önemli. Yani konuşmak nedir? Söz söylemek nedir? İşte en iyi anlaşılacak dönem ve zaman ve asırdaki o mekan işte o Arabistan'dı. Anlaşılıyor değil mi? Belagat o kadar kuvvetliydi ki bir edibin bir sözü için iki kavim büyük bir muharebe, büyük bir savaş ederdi. Bakın ne kadar değerli, düşünün. Yani belagatçıları bir söz söylüyor, bir edipleri. O söz üzerine iki tane büyük kavim savaşa çıkıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Ve sonra bir sözüyle de barış imzalanıyordu. Ne kadar önemli, anlayın. Hatta onların içinde Muallakat-ı Seba namıyla yedi edibin, yani meşhur o zamanlar, yedi tane edibin yedi kasidesini altınla Kabe'nin duvarına yazmışlar. Onunla iftihar ediyorlardı. İşte bakın, böyle yazılır yazı diye. Yani oradaki belagat ve fesat iftihar ediyorlar. O yazıyla iftihar ediyorlar. İftiharlarından neyle yazmışlar? Altınla. Nerenin duvarına yazmışlar? Kabe'nin. Çok önemli buralar. İşte böyle bir zamanda, burayı anlarsanız Kur'an'ın nasıl bir mucize olduğunu göreceğiz. İşte böyle bir zamanda, belagat en revaçlı olduğu bir anda Kur'an-ı Mucizül Beyan nüzul etti. Şimdi bakın, muhteşem bir şey. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın döneminde en revaçta olan şey neydi o zaman toplumda? Tıp. Peki Musa Aleyhisselam'ın döneminde? Sihir. Değil mi? Ne oldu? Onların döneminde en revaçta neyse Cenab-ı Hak da mucizelerini o şekilde gönderdi. Neden? Çünkü halkın en çok dikkatini böyle şeyler çekiyordu. Musa peygamber sihir üzerine mucizeler, İsa peygamber ise tıp üzerine mucizeler gösterdi. Anlaşılıyor değil mi? Peygamberimizin döneminde ise neymiş? Neymiş? Felagat ve fesat. Onun için bir kitap gerekiyor mucize olarak. Çünkü en çok bununla ilgileniyorlar. Bakın müthiş. Nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihir, zamanı İsa Aleyhisselam'da tıp revaçtaydı. Mucizelerinin mühimi o cinsten geldi. İşte o vakit Bulegay-ı Arab'ı, Arap belilerini en kısa bir suresine mukabele davet etti Allah. Şimdi dikkat edin. Bir peygamber geliyor. Diyorlar ki ben peygamberim de iddia ediyor. Ben diyor Allah gönderdi. Şu kainatın yaratıcısının gönderdiği bir elçiyim ben. E delilin nedir? E bakın Kur'an. E Kur'an Allah'ın kitabı mı? Bakın çok ilginç bir ayet var. Eğer diyor ki Allah, bismillah, eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa siz de onun benzeri bir sure getirin. Arkadaşlar müthiş bir şey. Normalde bakın, o dönemdeki insanlara söylenebilecek inanılmaz bir söz bu. Yani Kur'an'da Allah onları bir şeye davet ediyor. Diyor ki eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, yok, bunu Allah göndermedi. Bunu Hazreti Muhammed kendisi yazdı diyorsanız, dikkat edin. Siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka da bütün yardımcılarınızı da çağırın. Ne enteresan değil mi? Adamların hiçbirisi hayır diyemez. Niye diyemez? Alayı çünkü her gün bununla meşguller. Belagat, edebiyat, fesahat. Toplanın toplanın bütün Arabistan'daki edipleriniz, şairleriniz, kim varsa toplanın. Bir tek surenin ne yapın? Benzerini yapın. İddianızda doğru iseniz, bunu yapamazsınız ki, bakın Allah nasıl böyle damarlarına damarlarına doğru itibat ediyor. Bunu yapamazsınız ki, yapamayacaksınız.
kafirler için hazırlanmış yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten sakının. Şimdi soruyorum. O döneme hep beraber gidelim. O Arabistan'daki adamlar biziz. Birdenbire bir peygamber iddia eden bir insan çıktı. Dedi ki ben peygamberim. Bu kitap da Allah'ın kitabıdır. Biz de dedik ki nereden bileceğiz sen yazmış olabilirsin. İnsan kelamına benziyor. O da dedi ki hadi buyurun siz yazın. Peki sonuç olarak ne yapmamız lazım? Yazmaya çalışmamız lazım değil mi? Ekip de iyiyiz. Hepimiz belagat, edebiyat değil mi? Ortam da uygun. Peki yazılabilmiş mi? Yazılamamış değil mi? Çok enteresan. Fermanıyla onlara meydan okuyor. Hem der ki iman getirmezseniz melunsunuz. Cehenneme gireceksiniz. Şiddetli bir tehdit var. Bundan kurtulmanın tek yolu nedir? Ya iman edeceksiniz. İman etmiyor, hayır Allah'ın kitabı değil diyorsanız, öyleyse Kur'an'daki bir surenin bir benzerini yazacaksınız. Yazabilecek kapasitedesiniz. Değil mi? Nedir mesele? Bak hepiniz edebiyatla, belagatla, şiirle uğraşıyorsunuz. Hadi o zaman yazın. Damarlarına şiddetle vuruyor, gururlarını dehşetli kırıyor. Cehenneme gireceksiniz. Allah Allah, insanın beynini zıplatacak şeyler ya. Yani ben şimdi Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmeyince ne olacak? Cehenneme gireceksin fedai. Hayda. Sen de cehenneme gireceksin, sen de gireceksin. Bak tehdide bakın. O zaman Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmek zorundasın. Etmiyorum. Etmezsen cehenneme gireceksin. Çok enteresan bir şey. Kurtulmanın iki yolu var, başka hiçbir yolu yok. Ya iman edeceksin ya da bu kitabın Allah'ın kitabı olmadığını ispat etmek için bir sure yazacaksın. Yazın işte bak bu da bir kitap değil mi? Yunus kitap değil mi? Hadi yazın. Siz de Arapsınız. Edebiyatta, belagatta üstünsünüz. Hadi yazın. Peki niye yazamıyorsunuz? Damarlarına şiddetle vuruyor, gururlarını dehşetli surette kırıyor. O kibirli akıllarını istifaf ediyor. Küçümsüyor yani. Hadi hadi. Acayip bir sır. Onları bidayeten başta idam-ı ebediyle sonra da cehennemde idam-ı ebediyle beraber dünyevi idam ile de mahkum ediyor der. Ya muaraza ediniz yahut can ve malınız helakettedir. Normal şartlarda ne yapılması lazım? Hemen bir şey yazmaya çalışmak lazım değil mi? Toplanın arkadaşlar. Yazacağız lan bu kitap değil mi? Biz de yazarız. Yazabilmişler mi? İşte eğer muaraza mümkün olsaydı acaba hiç mümkün müydü ki bir iki satırla muaraza edip davasını iptal etmek gibi bir rahat çare varken, öyle değil mi? Toplansalardı Kur'an'dan bir sure yazsalardı İslamiyet diye bir dava kalır mıydı? Biterdi değil mi? Hazreti Muhammed diye bir peygamberi iddia eden bir insanın ismi okunur muydu? Biterdi. 1500 sene önce bir peygamber olduğu iddia eden bir adam var der geçerdik, tarihi bir hadise. Ama öyle değil. Dikkat edin, öyle değil, enteresan bir mesele. Ama getirememişler, yani bir Kur'an'ın suresini yazamamışlar. Evet, o zeki kavim, o siyasi millet ki bir zaman alemi siyasetle idare ettiği halde en kısa ve rahat ve hafif bir yolu terk etsin. Bu neyi gösterir? Acziyetlerini gösterir. Yani çaresiz kaldılar. Kur'an'a bir nazire getiremediler. En tehlikeli ve bütün ve mal ve canını belaya atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin hiç mümkündür. Ne dediler? Savaşıyoruz Müslümanlarla. Kardeş kolayı vardı. Yazsaydınız bir tane sure, değil mi? Hazreti Ali kellenizi almazdı. Doğru mu? Niye böyle zora soktunuz kendinizi? Değil mi? Kılıçtan geçirttiniz. Demek ki Kur'an'ın benzerinin yapılması mümkün değil. Öyleyse bu neyi gösterir arkadaşlar? Mucize olduğunu gösterir. Ha diyebilirsiniz diyor üstad da. Uzun ama okumayacağım. Diyebilirsiniz ya abi hiç mi böyle Kur'an'a benzer yazan birisi olmamış? Olmuş. Müseylime-i Kezzap diye bir tane adam. Ama müthiş bir şey yazmış. Bak Kur'an'ı nazire getirmiş.
Çok enteresan. Ama böyle büyüleneceksiniz yani. Bu kadar güzel olamaz. Fil nedir? Filin ne olduğunu sana ne bildirdi? Onun hurma elifinden ip gibi kuyruğu ve uzun hortumu vardır. Bu Rabbimizin yarattıklarından azıcığıdır. Ey kurbağa kızı kurbağa, ne diye nak nak vak vak edip duruyorsun? Üstün suda altın balçıkta, sen ne suyu bulandırabilirsin ne de içene mani olabilirsin. Yarasa sana ölüm haberini getirinceye kadar yerde bekle. Hani sen de mi şair oldun, eşşi ola eşek denecek bir adam ya. Bunu Kur'an'a nazire olarak getirmiş bu arkadaş işte o dönemde. Ellerindeki tek kayıt bu. Millet gülmüş geçmiş tabii. Nasıl? Efendimiz de reddetmiyor. Ha, peygamber, ben de peygamber. Ha, o da peygamber. Böyle de bir şeyi var ya. Yani. Enteresan bir şey. Soruyorum şimdi arkadaşlar. Aklınıza gelebilir. Ya gerçekten Kur'an'ın bir suresinin benzeri yazılamaz mı? Yazılamaz. Yazılmamış.